Hocam buyurun bana bir şey söyleyin. Estağfurullah. Fatih Altaylı'nın önceki günkü yazısıyla ilgili vardı. Birinci bölümünde Fatih Altaylı Öcalan ile birçok hükümet döneminde çeşitli vesilelerle hatta bazen de gazeteciler aracılığıyla temasa geçtiğini, hatta 14 yıl önce bir gün kendisinin bile Öcalan ile görüşmeye gittiğini söylemiş. O görüşmede Öcalan kendisine, "Başbakan Erbakan bana zaman zaman temsilciler yolluyor. Bu yolla karşılıklı mesajlaşıyoruz. Bunlar çok da yararlı oluyor," dediğini aktarmış. Ya bıraksın bunları, bıraksın. Adam serbest atışta Abdullah Öcalan. Yani dikkat çekme politikası, kendini böyle önder, önemli bir kişi gösterme politikası olarak bu tarz ataklar yapmış olabilir. Erbakan hocam muhatap dahi olmaz onunla. Ne alaka Erbakan hocam 5 vakit namazda muttaki Allah'a, kitaba, Kur'an'a tam sarılmış, İslam'a sıkı sıkı sarılmış muttaki bir Müslüman. Abdullah Öcalan Darwinist, materyalist, ateist, Allahsız, kitapsız adam. Azılı komünist, Stalinist bir adam. Onunla ne konuşacak Erbakan hocamız? Yani neyin anlaşmasını yapacak onunla? Ne konuşsun? Fatih Altaylı böyle çocuk gibi böyle şeylere kanmasın. Aslı yok. Sormuyor da ya. Yani böyle bir şey olduğunu değil mi? İnsan gidip sorar. Erbakan hocamın yakınları var. Ya böyle bir şey olmuş mu? Doğru mu? Bu demesi lazım. Her duyduğuna inanması doğru değil. Abdullah Öcalan onu demek ki iknaya müsait bulmuş. O da ikna olmuş hemen. Müslüman uyanık olur. Kafasını çalıştıracak. Efendim. Komünizmin en önemli silahlarından birisi de yalandır. Atıştır. Orada fasıktan bir söz işittiğinizde diyor Cenab-ı Allah. Araştırın diyor. Araştırmış mı? Yok. Hemen inanmış. Git sor Erbakan hocamız o zaman madem sağ. Var mı Erbakan hocam böyle bir durumda? Sormamışsın. Rahmetli oldu git evladı iyaline sor. Ona da sormuyorsun. Ve insanın kafasını karıştıracak haber yapıyor. Yani Erbakan hocamdan fetva almış gibi gösterecek. Yani bundan görüşülür falan. Görüşülmez kardeş. Ne görüşeceksin? Ya farz edelim. Abdullah Hoca'nın dese ki ya tamam ben bu komünist hareketi durduracağım. Beni koy verin falan. Haşa ne yüzü billah. Olduğunu farz edelim. Allah esirgesin. Abdullah Öcalan'ı buhar yapar. O komünist yapılan o PKK. Buhar. Uçururlar yani. Abdullah Öcalan diye bir şey kalmaz. Derhal hain ilan ederler. Ve gördükleri yerde de infaz ederler. Abdullah Öcalan öyle bir gücü olmaz. O komünizmin seline kapılmış bir köpük. Komünizm nereye gidiyorsa o da oraya gider. Biz de bu köpüğü durduracağız. Olay bu. Ve durduruyoruz ve durdurduk. İnşallah.